muslime.wordpress.com. Glaubensinhalte im sozialen Kontext. Besuchen Sie uns. Erdoğan Koruk, 35 yaşındayım. Bugün sizlere küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Berberdeki yıllarımda ilk namaza başladığım dönemlerde olan bir hadiseyi sizlere paylaşmak istiyorum. Müşterilerimiz farklı kesimdendi. Her tür insan geliyordu ve ben namaza kılacaktım. Namaz vakti de çok dar oldu. Özellikle kış günleri. Kış günleri bir alternatif bulmam lazım. Ne yapıp ne edip namaz kılmam lazım. Öyle ki namaz tehlikesi vardı, çıkma tehlikesi vardı. Ve ben o yıllarda yeni namaza başlamıştım. Biraz daha heyecan vardı, biraz daha şevk vardı. Ve mümkün mertebe ibadetlerimi öyle bir ortamda da yerine getirmeye çalışıyordum. Aşağıda bir depomuz vardı. Hem bir depomuz hem de çamaşırhanemiz vardı. Normalde bu işler çıraklara bakıyordu. Ama öyle bir şey ki yani namaz kılmak için gelip de çırakların elinden işi alıyordum. Bu ne işiydi? Örneğin işte eşyaları yerleştirmek, havluları dönmek, makineyi yıkamak gibi. Yine bir gün namaz vaktinin çıkacağı bir vakitti. Öyle bir şey ki yani namazın aşağı yukarı bir 10-15 dakikalık bir zaman dilimi kalmıştı çıkmasına. Ve ben ne yapıp ne edip namaz kılmak durumundaydım. Çünkü aradan akşam namazı gelecekti. İkindi namazı da tehlikeye giriyordu. Öyle bir şey ki müşteri vardı. Müşteri saçını yıkadım. Baktım namaza çok az bir vakit var çıkmasına. Ve müşteriye dedim ki çeşmelerimizin üzerinde de bir kırmızı spotlar vardı. Aslında o spotların da hiçbir fonksiyonu yoktu. Hiç önemli bir yani ciddi anlamda bir fonksiyonu yoktu. Ve ben onda özel bir şampuan kullandım ve müşteriye bir bakım seti olarak dedim ki bakın bu şampuan çok verimli, saçı çok besleyici bir şampuan ve bunun içinde kırmızı ışıkta kalmaz. Aynı zamanda bu bir solaryum ışığı görüyor. Hem cildiniz düzelir, hem saçınızın bakımı biraz daha artar diye şöyle bir 5 dakika koymuştum. Ve ben o 5 dakika içerisinde aşağı girdim, çamaşırhanede namazımı eda ettim, yukarı çıktım. Ve yukarı çıktım da müşteriye tekrar öyle bir anlattım ki, empoze ettim daha doğrusu. Bakın işte bu 5 dakika içerisinde saçınız şöyle oldu, böyle oldu. İşte hani alternatif bir kural saydınız belki bu kadar düzelmez gibisinden. Artık hani böyle bir çarelere başvuruyorduk. Yani bir yandan da şunu demek istiyorum, yani hangi durumda olursa olsun gerçekten yani namazı terk etmeye hiçbir sebep yok çünkü Allah istediğiniz zaman her zaman o sebepleri veriyor.